Hepinize hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Evet, bir spor ateşi programında tekrar sizlerle beraberiz. Evet, yine sizler de yakında gördüğünüz gibi yanında çok değerli bir konuğum var. Tokat Spor Kulüp Başkanı Sayın Emin Yılar. Bu akşamki program konuğum. Sevgili başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Kusura bakmayın, elimizdeki nedenlerden biraz geciktirdik. Programların aksaması nedeniyle kusura bakmayın. Buradan da sevgili seyircilerimizden de özür diliyoruz bu gecikmeden dolayı. Diyoruz ve tabii ki Tokat Spor diyoruz ve Tokat Spor'umuz bu hafta yine yüzümüzü güldürdü ve güldürmeye de inşallah devam edecek diyoruz. Ve 32. haftanın toplu sonuçları, puan durumu ve 33. haftanın programı. 33. hafta maçları değerli seyirciler bu çarşamba günü oynanacak. Biz Tokat Spor, rakip o sporla oynuyoruz ve deplasmanda diyoruz ve toplu sonuçlar. Tokat Spor 3, Keçiören Gücü 1, 1461 Trabzon 2, Körfez İskenderun 1, Hacettepe Spor 2, Fethiye Spor 0, Kartal Spor 2, Menemen Belediye Spor 0, Konya Anadolu Selçuklu Spor 3, Of Spor 1, Tavşıtman Yurdu 4, Karagümrük 2, Turgutlu Spor 6, Bayrampaşa Spor 0, Ümraniye Spor 2, Pendik Spor 1, Yeni Malatya Spor 1, Aydın Spor 1923 0, Tavşanlı Lili Spor bu haftayı bay olarak geçirdi değerli seyirciler. Evet, bu toplu sonuçlardan sonra puan durumu ise şu şekilde oluştu. Birinci sırada bu hafta Yeni Malatya'yı görüyoruz. Yeni Malatya'nın puanı 56. İkinci sırada Pendik Spor puanı 54. Üçüncü sırada Ümraniye Spor puanı 52. Dördüncü sırada Karagümrük puanı 49. Beşinci sırada Menemen Belediye Spor puanı 48. Altıncı sırada 1461 Trabzon puanı 45. Yedinci sırada Aydın Spor 1923 puanı 45. Sekizinci sırada Kartal Spor puanı 43. Dokuzuncu sırada Keçiören Gücü puanı 40. Onuncu sırada Hacettepe Spor puanı 39. 12. sırada Konya Anadolu Selçuklu Spor puanı 37. 13. sırada Tokat Spor puanı 37. 14. sırada Körfez İskenderun Spor puanı 34. 15. sırada Fethiye Spor puanı 34. 16. sırada Tarsus İtman Yolu puanı 33. 17. sırada Of Spor puanı 32. 18. sırada Turgutlu Spor puanı 31. 19. ve son sırada Tavşan Spor puan 15. Tavşan'da Lin Spor biliyorsunuz geçen hafta bir alt lige düşmesi kesinleşti. 33. haftanın programı ise şu şekilde. Program başında ifade ettiğim gibi bu maçlar çarşamba günü oynanacak. Of Spor, Tokat Spor, Tavşan Lin Spor, Anadolu Selçuklu Spor, Karagümrük Spor, Yeni Malatya Spor, Bayrampaşa Spor, 1461 Trabzon, Menemen Belediye Spor, Turgutlu Spor, Pendik Spor, Tavşan İtman Yurdu, Aydın 1923, Hacettepe, Keçiören Gücü, Kartal, Körfez İskenderun Spor, Ümraniye, Fethiye Spor bu haftayı bay olarak geçirecek değerli seyirciler. Evet sevgili başkanım tekrardan hoş geldiniz. Bu kadar yoğun temponuz içinde bizlere de vaktiniz açısından önce teşekkür ediyorum. Şahsım ve Kanal Pişaylısı olarak. Evet başkanım öncelikle bu haftaki almış olduğunuz sonuçtan dolayı tebrik ediyoruz. Evet, 3-1'lik güzel bir galibiyet ki Tokat Spor'un bu 3 puana çok ihtiyacı vardı. Malumunuz sizin de bildiğiniz gibi son haftalarda bayağı istenmeden yerdeydi Tokat Spor. Tabii bu hem bizleri hem seyirci hem sizleri çok sıkıntı verdi. Tabii takımın başına Mehmet Bulut Hoca'nın gelmesiyle beraber şu ana kadar 5 maç oynadılar ve 3 galibiyet, 2 beraberlik toplam 11 puan
Evet sevgili başkanım, bu üçüncü teknik direktör Maya nasıl tuttu? İlk iki teknik direktör ki başarılı teknik direktörü getirdiniz. Takım aynı ama teknik direktörler de değişti. Şu andaki gidişat gayet iyi. Bunu bir sevgili seyircilerimizle paylaşır mısınız? Tabii. İsterseniz önce tabii. Ben kanal 60 seyircilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Biz şimdi sezonun başından başlarsak. Evet. Bu sene sezonun başında hemşerimiz Ferruh Hoca'yla başladık. Ferruh Özgün'den. Evet. Ferruh Hoca'yla ilk başladığımız dönemde çok iyi başladık lige. Ondan sonra daha sonraki süreçte takım iyi gitmedi. Sonuçları iyi olmayınca biraz da şöyle bir sıkıntımız var bizim memleket olarak. Kendi içimizden birisine çok fazla tahammülümüz yok. Evet. Ki biz bunu Ferruh Hoca'da çok net yaşadık. Baktık ki artık taşıyacak bir gücümüz kalmadı. Hem kendimize zarar veriyoruz hem de Ferruh Hoca'ya. Ferruh Hoca'yla da yollarımızı ayırdık. Daha sonra yıllarca tanımış bir isim ve sima Mehmet Birinci Hocam'la anlaştık. Evet. Hani bu anlaşmalar da tabii herkesin yönetim kurulunun ortak kararı ama Mehmet Birinci noktasında çok daha üst düzey bir ortak şey oldu, fikir oluştu. Herkesin ortak paydası Mehmet Birinci Hoca'ya eğer ki ekonomik imkanlarımız kifayet eder de evet. Tokat Spor'un başına getirdiğimiz takdirde Tokat Spor'un çok daha iyi netice ve sonuçlarla lige devam edeceği kanaati hasıl oluştu. Kendini davet ettik. Davetten sonra yapılan ikili görüşmelerde de orta yol bulundu. Bizim ekonomimize uygun bir rakam çerçevesinde Mehmet Birinci Hoca'yla da hayırlı olsun dedik. Ama süreç istediğimiz gibi gitmedi. Evet. Tabii ciddi anlamda bizler de bu işe çok üzüldük ve son zamanlarda kaygı ve endişeler de başladı ister istemez. Daha sonra yine yapacağımız tek hamle kalmıştı. Takımın başındaki hocayı değiştirip takıma yeni bir sinerji, yeni bir heyecan katmamız gerekiyordu. Daha önce de çalışmış olduğumuz Mehmet şu an Bulut hocamız, şu anki hocamızla evet. Kendilerini aradım. Ondan sonra durumumuzu paylaştık. Mehmet Hoca oyuncu kadromuza baktı, ligdeki pozisyonumuza baktı. Ondan sonra dedi ki, Emin Başkan siz arzu ederseniz ben hay hay başım gözüm üstüne gelir, evet. Zevkle de Tokat Spor'da çalışırım dedi. Geçen evet. Sene de gelmişti değil mi? Geçen yıl da gelmişti. Geçen yıl son 10 maçta gelmişti. Bu sene evet. Son 11. maç. Hemen. Büyük bir tesadüf ya. Ondan evet. Sonra yapılan ikilik görüşmeler neticesinde orta yol bulundu. Hesap kitap noktasında anlaşıldı. Ve ya Bismillah deyip göreve başladı. Çok da iyi oldu. Yani evet. Toplam 5 maçta 11 puan, 3 beraberlik, 2 galibiyet. Yok. Gerçekten 2 puana... 2 beraberlik, 3 galibiyet. Yanlış mı söyledim? Evet. Sağ olun. Puan ihtiyaç var. 11 puan doğru. Ondan sonra iyi bir neticeye ulaştık şu anda. Tabii daha lig bitmedi. 6 haftamız daha var. Evet. 6 haftanın son maçtan bir önceki maç bizim bay geçeceğiz. Oynamayacağız ama... 36. hafta bay geçiyoruz. 36. Evet. Bay geçeceğiz. Ama takım bana göre son düzlüğe çıktı. Biliyorsunuz işte çarşamba günü Off Spor'la Off'ta maçımız var. Evet, çok önemli bir maç yine. Çok önemli evet. Bir maç. Off için de önemli, bizim için de önemli bir maç. Off düşme potasında, o da 32 evet, puanda. Evet, yani onlar da ciddi anlamda asılacaklar ki evet. Puan ihtiyacımız var, bizler de ciddi anlamda her maçta olduğu gibi asılacağız. Ben umut ediyorum ki bizim takımımız oradan puana değil puandala dönecek. Evet. Ondan sonra, daha sonra içeride Tavşanlı Lige Spor'la maçımız evet, var. Düşen bir takım. Yani zaten bu iki maçtan da iyi puan aldıktan sonra zaten o saatten sonra Tokat Spor'un ligle alakalı son iki maçı formatiye kalıyor gibi biz geliyor. Biz o saatten sonra ne yapacağız? Önümüzdeki seneyle alakalı neler evet. Yapabiliriz? Neler çalışmalarını şimdiden başlamamız. Şimdiden başlatmamız gerekecek evet. Tabii ki yani çok önemli bir durum. Yani şimdi zaten derler ya kritik bir viraj Tokat Spor için. Evet. tabii Off Spor için de kritik bir uğraş. Şimdi başkanım tabii biz bir 5 puanlık avantajımız var. Şimdi bizim beraberlik veya hele bir de galibiyet aldığımız sırada Off Spor'un işi bir hayli zorlaşacak. Tabii çok zorlaşacak. Ki oynayacağı maçlar da çok zorlaşacak. Zor maçlar. Şimdi sevgili başkanım baktığımız zaman yani Off Spor bizden sonra deplasmanda Kartal Spor'la oynayacak. Evet. Ondan sonra kendi evinde Turgut Spor oynayacak. Turgut Spor düşman hakkında. Zaten. Evet rakipler. Ondan sonra yine bir Karadeniz takımı Trabzon'la oynayacak. Ondan sonra kendi evinde Ümraniye ile oynayacak. Ümraniye biliyorsunuz.
Playoff noktasında belki o şampiyonluk şampiyonu olabilir. Evet. Onda son maçta Tarsus İdman yürü. Yine rakipler. Yani evet. Şeyin Offspor'un işi çok zor. Çok zor. Artı bir de şu var başkanım, yani kader yine bizi böyle bir maçta karşı karşıya getirdi. Geçen sene de böyle bir durum söz konusu evet. olmuştu. Yani ondan önce sene de bir yaşamıştık. Evet, o bizim kardeş takımımızda biliriz ondan sonra. Ayrıca bir de Toka Spor genelde zaten Trabzon, Karadeniz takımlarıyla aramızda bir sempati var. Gerekse evet. aynı bölgede oluşumuzdan, gerekse ticari ilişkilerimizden, sosyal ilişkilerimizden dolayı bayağı bir yakınlaşma evet. var. Yani ama tabii futbol, spor bunlarda herkes neyi hak ettiyse onu görecek. Ondan sonra evet. inşallah hayırlısı neyse lig sonunda onlar olur. Tabii şimdi yani tabii ki çok önemli bir maç. Artı Offspor işte düşme potasında bulunması, çok çok puan ihtiyacı olması. Tokatspor'un tabii ki puan ihtiyacı olması. Ama ben Tokatspor'un futbolcu yapısı olarak ki oynadığı maçlara bakarak tabii ki konuşuyorum aynı bir şekilde. Ben 3 puana dönecek kanısındayım. Kesinlikle yani ha. ekibimiz... Şimdi daha önce de sevgili başkanım sözünüzü kestim, özür dilerim. Daha önceki son 2 maçta da yani şey yapmıştım. Gazetedeki köşe yazımda da yazmıştım. Özellikle İzmir deplasmandan Tokatspor'un puan veya puanlarla döneceğini, ki oradan bir puanla geldi. İçerideki maçı da kesinlikle kazanacağını belirtmiştim ki tezlerimde yanılmadım. Çünkü ortaya konulan futbol yani bunu insana gösteriyor. Evet. Yalnız bizim ben özellikle şu ekranlardan çok değerli futbol severler ve taraftarlara sesleniyorum. Lütfen ama lütfen biraz sabırlı olalım. Lütfen. Bazı kendini bilmez insanlarımız çıkıyorlar. Galipsiniz, futbolcuya sataşıyoruz. Yok böyle bir şey. Lütfen. Sağduyulu yaklaşalım. Bu takım ne Emiyalıların takımı ne bizim takım. Bu takım Tokat'ın takımı. Sizlerin takımı. Bunlara sahip çıkmak sizin asil göreviniz. Ama siz ne yapıyorsunuz? İçine birkaç kişi çıkıyor. Tamamen işi bozmayın. Lütfen. Bakın burada emek veriliyor. Harcama yapılıyor. Bunu lütfen bozmayalım. İyi niyetli sağduyuyla yaklaşalım. Biraz sabredelim. Sabrın sonu selamettir. Tokatspor. Mutlu surette son iki, yani şu oynayacağı iki maç tabii ki ileriki maçlar için çok çok iyi olacaktır. 6 puan ki şu anda 37 puan, 43 puan yapıyor. 42 puan çok rahatlıkla Tokatspor'u birlikte bırakıyor. Ya, bence de. He. Tabii bu arada diğer takımların pozisyonu ve konuları da çok önemli. Burada sevgili başkanım çok çok şey dikkatimi çekti. Ki ben bunu özellikle Keçiören maçında Tokatspor'u takip ederken, yani bugün Turgutlu Spor'un Bayrampaşa gibi bir takımı 6-0 yenmesi beni çok şaşırttı. Çok evet. dikkat. Şimdi bakıyorum istatistiklere bakıyorum başkanım. Yani bizim ligde öyle 6-0 bir yenen bir takım yok. En fazla 4-2, 4-1, 4-3'lük bir şeyler var. 6-0 alan hiçbir takım yok. Onu da geçtik. Turgutlu Spor'un bakıyorum, istatistiklerine bakıyorum. Sadece Offspor'u kendi sahasında 2 farkla yenmiş. 2-0. Onun dışındaki 6 galibiyeti almış oldu. 6 galibiyeti birer farkla almış. İşte 1-0, 2-1, 3-2 gibi sonuçlar almış. Bakıyorsunuz öyle yani 6-0'lık yenecek bir takım değil. Artı Bayrampaşa'ya bakıyorsunuz. Bayrampaşa yani 6 tane gol yiyecek bir takım değil. Evet. Ya insan aklına her türlü şey gelebiliyor şu dakikadan sonra. Yani ben olaya çok farklı bakıyorum. Ki olmaması gerekir bu şekilde. Şimdi ben bu Turgut Spor'u bu hafta deplasmanda Menemen Spor karşısında görmek isterim. O 6 tane golü Menemen Spor atarsa ben alnından öperim onları. Turgut Spor'un alnından öperim. Ama işin şey öyle değil. Menemen Spor playoff oynayan bir takım. Çetin Bey şimdi. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz başkanım? Yani bir kulüp başkanı olarak yıldır, sizin de dikkatinizi çekmiştir bu olay. 3 yıldır ben kulüp başkanlığı yapıyorum Tokat Spor'da. Evet. Bu süreçte biz her nebisini gördük, her şeyi gördük. Evet, sporda, sporun dışında yaşanan olaylar da sonuca etkileyebiliyor. Evet. Bu Türkiye'de yani geçmişten işte Süper Lig takımlarında şike davaları, şunlar bunlar çıktı zaten, her şey ortada döküldü. Ama bize düşen ne burada? Biz sadece önümüze bakacağız. Mesela bu hafta Keçiören takımı evet. geldi buraya. Biz ne yaptı bizim ekibimiz? Sağ olsunlar, gerekeni yaptılar. Burada Tokatspor'un tam bir ekip olduğunu, tam bir takım olduğunu gösterdik biz onlara.
net bir şekilde 3-1'lik bir skorla ve bu hafta ben yine söylüyorum, evet gerçekten hakemlik bir pozisyon yoktu ama çok barizdir, nettir böyle. Sizler de izlediniz. Hakem bütün çalmış olduğu düdükleri bizim lehimize değil, bizim aleyhimize kullandı. Evet. Ama ne oldu? Biz her şeye rağmen çok şükür ki maçtan üstün bir şekilde galip ayrıldık. O yüzden biz bu diğer takımlara takılmayacağız. Evet. Kesin ve kesinlikle Hoftan puan getirmek zorundayız. İçerideki tavşanlı maçından galibiyet almak zorundayız. Ve o saatten sonra zaten bizim için bu seneki lig sonuçlanmış gibi bir durum arz ediyor. O saatten sonra inşallah şehrimizin katkısıyla ondan sonra Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimizin katkısıyla inşallah önümüzdeki sene ortaya net bir tablo koruruz. Ki artık Tokat Spor bana göre de ikinci ligden bir üst geçe çıkmak durumundadır. Niye durumundadır? Artık bizim şehrimizin böyle bir sinerjiye, böyle bir atağa ihtiyacı var. Yıllardır Tokat nasıl anılıyor Türkiye kamuoyunda? Evet. Büyümeyen, çok fazla göç veren, yatırım yapılmayan, istihdam sağlanmayan bir memleket. Evet. Anılan şekil bu. Biz artık bunu bir yerden başlayıp kırmamız lazım. Bana göre Tokat Spor da bununla alakalı inanılmaz bir geçiş noktasıdır. Yani Tokat Spor'un şu anda ikinci ligden tutup da bir üst lige, PTT'de birinci lige çıkması Türkiye kamuoyunda ve bizim kendi toplumumuzun içerisinde de inanılmaz bir hareketlilik ve istek arzu sağlayacaktır. Bunu muhakkak sağlamamız lazım. Bunun da zaten şu anki pozisyon gereği Sayın Belediye Başkanım, Sayın Valimiz de bunun çok iyi bilincindeler ve sağ olsunlar son 1,5-2 aydır da ciddi destekleri var kulübün ekonomik evet. konularına ve diğer konularında. Çok güzel. Bu da bize ciddi anlamda şey yaptı yani, motive etti olaya. İnşallah seneki hedefimiz, ama şundan da tereddütlüyüm ben. Bu sene sezonun başında biz gizli şampiyon adayıyız yerine evet. bir laf konuştuk. Hani büyüklerimizin bir lafı var. Büyük lokma yiyip de büyük laf konuşmayacaksın. Ama diye. Siz kalbinizden geçeni söylediniz. Yani sen öyle çok geçeni söyledim ama bu saatten sonra bu tarz şeylere de inanın söylemeye cesaretim kalmadı. Ben kesinlikle ki sezonun başından bu tarafa bizim lig gibi bir sorunumuz olacağına asla ihtimal vermedim. Mesela devrasdaki yapmış olduğumuz ilave takviyelerle biz çok rahat play oynamak zorundaydık. Yani ekibimiz öyle bir ekip aslında bizim. Ama nasıl olduysa bir şekilde ipin ucunu kaçırdık. Evet. Yani korkulu rüya görmeye başladık ama çok şükür ligin bitmesine 6 hafta kala biz toparladık. İnşallah önümüzdeki maçlarda da iyi sonuçlarla beraber bir sonraki seneye hazırlığa başlayacağız. Evet, sevgili başkanım, çok güzel deyimler kullandınız. Ben Turgut Spor olayını dikkatimi çektiği için burada bunu söylemek ihtiyacını hissettim. Tabii tabii, kesinlikle. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Tabii ki biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi oyunumuzu sahaya koyacağız ve golü atacaksınız. Yani işi hakeme bırakmayacaksınız şu dakikadan sonra. Yani şu evet. dakikadan sonra her şey herhalde olabilir pozisyonda. Yani durum çünkü şu 4-5-6 hafta kalmış ki Tokat Spor bir haftayda bay olarak geçireceğini düşünecek olursak. Yani Tokat Spor'un burada zaten kredisi doldu. Kaybedecek puanları yeteri kadar zaten fazlasıyla kaybetti. Kaybettik evet. Şu dakikadan sonra Tokat Spor'un alacağı 6 puan Tokat Spor'u rahatlıkla ligde bırakacaktır. Son iki maçını rahat bir şekilde geçirebilmesi açısından öncelikle maç maç baz alacak olursak çarşamba günü oynanacak olan off maçı ve mukabilinde kendi sahamızda oynayacağımız tavşanlı maçı tabii ki çok önem arz ediyor düşüncesindeyim. Evet başkan, tabii ki zor günler geçirdiniz. Bu muhakkak, bunu kimse inkar edemez. Evet. Ama tabii ki işin şunu hiçbir zaman için bırakmadınız ya bu konuyla ilgili. Bu bakımdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle Mehmet Bulut Hoca'yı takım başına getirmekte çok büyük bir iş yaptınız diyorum. Çünkü yani bu sefer mayamız tuttu. İnşallah. Mayamız, nazardan saklasın mayamız tuttu. Nazardan saklasın. Evet. Ya işte takım aynı, yönetim aynı. Hocalar derseniz kariyerli hocalar. Ama işte biraz önce siz dedi hani olmayacak bir şey olmuyor. Başan. Yani bunu bir şeyi tutması gerekiyor. Şimdi bizim 4 tane maçımız kalıyor sevgili başkanım. Şimdi off'la oynayacağız. Ondan sonra bu hafta pazar günü tavşanla düşen bir takım geliyor. Yine her ne kadar o takım düşmüş olsa da
Yani oyuncuların kendisini göstermek kesinlikle için hiçbir şey %100 garanti değildir. %100 garanti değildir. Bu iki maçtan bizim alacağımız 6 puan Tokatspor çok çok rahat alacaktır. Ondan sonraki hafta zaten bay geçiyoruz. Ondan sonra bir pardon özür dilerim yanlış söyledim. Tavşan'dan sonra evet bay geçiyoruz. Bay geçiyoruz. Şey var. Kartal'la evimizde oynayacağız. Turgutlu'da şeyde. Son maçımız Turgutlu'da. Turgutlu'da. Turgutluspor'la. Turgutluspor'la ki Turgutluspor da şu anda tam düşme şeyinde olan bir takım. Evet. Yani bu hafta tabii ki çok şaşırttı beni. Ama tabii şu oynayacağı maçlar şimdi şeye baktığım zaman sevgili başkanım fikstüre baktığımız zaman şimdi kalan maçları şöyle ben çıkarttım. Turgutluspor'un kalan maçları işte bu hafta şeye gidiyorlar, Menemen'e gidiyorlar. Mukabilde kendi sahasında Keçiören Gücü'yle oynayacak. Yani bizim oynadığımız takım. Evet. Ondan sonra o sporla deplasmana gidiyorlar. Tabii her ikisi de muhakkak puan için çıkacaklar. Şimdi bu da çok önemli bir maç. Yani o zamanki durumlar daha da netleşecek. Kesinlikle. Ondan sonra kendi evinde Tavşanlı'yla oynayacak. Ondan sonra Konya deplasmanına gidiyor. Muhakkak alması gerekiyor. Alması gerek. Son maçta yanılmıyorsam ne demişiz? Şeyle oynayacaklar herhalde büyük ihtimalle. Bizimle Tokat'la. Turgut'la. Tokat'la oynayacaklar. Bizle oynayacaklar. Yani biz o zamana kadar bu maç inşallah kalmaz. İnşallah. İnşallah kalmaz. Temennimiz olur. Temennimiz olur. Evet başkanım şimdi tabii ki bu sene artık böyle geçti. Şimdi malum kongre olacak. Kongreden sonra şimdi kongre ki bu zaruri bir kongre olarak ben de düşünüyorum. Şimdi bu yönetim olarak bu şey hiç düşünmüyor musun başkan? Bu 29 kişi bence çok fazla değil mi? Yani bunu eskiden 15 kişi, 13-15 olması lazım. Şimdi, hani bu şu bir biraz kabarık geliyor bana. Yani bunun bir asgariye çekilmesi hem sizlerin çalışma açısından çünkü şu anda bakıyoruz yani işin peşine koşan yani siz ve birkaç kişi var. Onun dışındakileri de göremiyoruz. Şimdi bu 29 kişi mantığı şuydu aslında geçmiş dönemdeki yapılan alınan karar. 29 tane yöneticiden örnek veriyorum. Onlar 1000 lira kulübe destek alınsa 290 bin lira. İşte 20'şer bin lira alsa 580 bin lira gibi. O yüzden sayı yükselmişti ondan sonra. Evet. Lakin son zamanlarda özellikle ben 3 yıllık kulüp başkanlığımda yönetim kurulundan ekonomik destek alamıyoruz zaten. Evet. Yani işte o da hemen hemen öyle. Sıfıra yakın yani. İşte ekonomik o da sıkıntı. Yani bütün yük sizin sadece sizler... sayılı isimler var sağ olsunlar. Onlar yine de onlar da az da olsa diyoruz ama bu yani 29 kişiyi taşımamızın bir mantığı yok. Şundan dolayı biz yoksa lisede kimsenin onlara rahatsız olduğumuz falan yok. Tabii. Keşke 50 kişi yazsak. Daha iyi olur. Ama şu var. Yönetim kurulu toplantısına çağırıyoruz. Gelinmiyor. Evet. Ondan sonra. İşte bir karar alınacak karar defterinde imzanın çoğunluğunun olması gerekiyor. Bunları toparlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Hal vaziyet böyle olunca da doğru söylüyorsunuz. Yani benim özümden geçen de şudur ki yapacağımız ilk kongrede yönetim kurulu sayısını 29'dan 15 lira, 13 lira kadar düşürmemiz çok daha iyi yönetimin yani. Daha rahat hareket etmesini sağlayacağı kanaatindeyim. Tabii çalışması daha iyi şey yapar. Yine Tokatspor şu andaki yönetimiyle beraber, Tokatspor camiasıyla, Sayın Belediye Başkanımıza, Valimize bunları paylaşacağız. Eğer ki bu konu herkes tarafından kabul görürse, ilk yapacağımız kongrede de bununla alakalı da kongre kararı bir madde koyarak, bu sayıyı düşürmenin hesabını yapacağız. Abi daha da iyi olur düşünmek. Çünkü ben bunu daha önce de ifade etmiştim yani konuşmuştum zaman zaman. Çünkü yani şu anda fazla, çok fazla. Yani bu durum çok fazla. Yani Tokatspor'a çalışacak insanlar lazım. Anladığım kadarıyla herhalde yani sizin haberiniz olmadan bir şey olmuyor. Yani insanlar kendini bir hareket yapamıyorlar. Yani bir şey yapacaksa yani işte başkanım şunu yapalım, bunu yapalım ifadesini koyuyor. Şimdi tamam siz bana yetki veriyorsunuz. Hangisi? Bir alanda yetki veriyorsun. Ben o yetkimi kullanmakla mükellefim. Değil mi başkanım? Hesabı ben vermek zorundayım. En büyük sıkıntımız bu bizim aslında. Şimdi her şeyde emin başkan aranırsa bu sefer emin başkanın yükü ağırlaşıyor. Bu sefer bakacağı yerlere bakmakta zorlanıyor. Baksa da istediği verimi alamıyor. Bu bir sıkıntı oluyor istemez insan üzerine. Çalışacak insanların daha ziyade yönetim başına gelirse ben daha Tokatspor için daha da çok verimli olabileceğini düşünüyorum başkanım. Yani bu konuda inşallah tabii ki hayırlısı olur diyorum. Ya tabii ki yani kulüp yönetmek bir ekip işi. Evet. Yani bu nasıl bir ekip işi? Yönetim kuruluyla, menajeriyle, kulüp müdürüyle, çalışan personeliyle,
teknik ekibiyle, futbolcusuyla beraber bu bir ekip işi. Evet. Yani ekip burada ne kadar görevlerinde olması gerekeni ortaya koyarsa evet. sonuçta o kadar randımanı ve güzel olacaktır. Evet, Tokatspor'da 3 yıl boyunca birçok güzel şeyler başardık. Ama ben buradan itiraf ediyorum, bir ekip olarak, yönetim ekibi olarak da evet. istenilen boyuta gelemedik. Kulüp idaresi olarak istenilen boyuta gelemedik. Tabii bunların altında benim aşamadığımız sebeplerin en büyüklerinden bir tanesi ekonomik konular. Ekonomik konuyu aşamadığımız zamanlar yönetimde çok haşir neşir olamıyoruz. Niye? Toplanıyoruz, gündem maddesi, son gündem maddesi ekonomik konular. Bir, iki, üç dedikten sonra, o saatten sonra yöneticiden şöyle bir hissiyat oluyor. Diyor ki, her seferde gidiyoruz ekonomik konu. Vereceğim, vermek istemiyor ya da verecek durumu yok. Vermiyorum bu sefer, orada kendimi şey hissediyorum. Yani etkisiz bir noktada hissediyorum. O yüzden en iyisi ne yönetim toplantısına gideyim ne de bunları dinleyeyim diyor, gelmiyor. Evet. Kulüp idaresinde çalışan ekip personel. Şimdi ayrıca ben bir de işveren boyutumda var. Tabii, bir de işçiliğiniz yani, var. İşverenin elemandan verim alabilmesi için öncelikle evet. Sigortasını zamanında yatırması lazım. Maaşını zamanında vermesi lazım. İşte kaç öğün yemek çıkarıyor? İki öğün. İki öğün yemeğini işte en iyi şekilde çıkarıp önüne sunması lazım. Kılık kıyafetini kendi veriyorsa, iyi kılık kıyafet giyebilecek durumdaki üst başını vermesi lazım. Bunları yapamadığın takdirde senin karşındaki çalışan personelden iyi bir verim alma şansın ya da onun üzerinde bir otorite, onun üzerinde evet. bir hizmet beklentisi alma şansın çok zayıflıyor. Biz bunlardan dolayı istediğimizi alamıyoruz. Ama inşallah şu an itibaren Tokatspor Kulübü dışarıya olan, yani şu andaki gördüğümüz kadarıyla topçusuna, hocasına, geçmişteki manavına, bakkalına, parçacısına, reklamcısına binlerce şükür bir kuruş borcumuz yok. Sıfırladık. Çok güzel. Ondan sonra, çok güzel. Kulüp yöneticilerinden bir miktar evet. borcu var kulübün. Bir de biliyorsunuz SSK Maliye yıllardır yatırılmamıştı. Bununla alakalı da son çıkan turba yasayla beraber ciddi bir yapılandırma yaptık. Aylık 24 bin, 25 binlik bir rakamla da ödeyerek bunu inşallah eritip tüketeceğiz. Bu saatten sonra Tokatspor'un kendi geliri direkt kasasına girecek. Ayrıyeten dışarıdan olacak ufak tefek desteklerle inşallah umut ediyorum ki o aydınlık, o ekonomik noktada bunalmayan, daralmayan, en azından gününde değilse de birkaç gün sonra konuyu çözen, halleden bir kulüp haline geleceğiz. İnşallah başkan. Şu anda sevgili seyircimiz de programımızı çok yakından takip ediyorlar. İşte D-Smart 212 artı TürkSat 4 evet. yayın yapıyoruz. Türkiye'nin dünyanın dört yanından sağ olsunlar. Biz buradan hepsine sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Evet sağ şu anda Gebze'den canlı yayın izleyicimiz Sayın Mustafa Yürekli bir sorusu var sevgili başkanım. Biz iyi akşamlar diliyoruz iyi Mustafa akşamlar kardeşimize. Başkanım Mustafa Bey'in sorusu şu şekilde. Tokatspor'un önümüzdeki sezon hedefi nedir? Hangi pozisyona gelmek için oynayacak diye bir soru yöneltmişler ki bunu geçtiğimiz dakikalara söylemiştiniz de biraz daha açık söylerseniz evet. hem de aydınlatmış oluruz. Şimdi şu andaki Tokatspor'un borcu ben önce bahsettim zaten. Evet. Yani dışarıya borcu olmayan evet. Yöneticilere bir miktar borcu. Ayrıca evet. yapılandırılmış bir SSK maliye borcu var. Evet. Onun dışında ekonomik noktasında bir darboğazı yok. Evet. Önümüzdeki seneki hedeflerle alakalı da biraz önce bahsettim zaten. Yani artık büyük sözü lokma. Yani büyük şey lokmayı büyük söz söylemeyelim ama benim gönlümden geçen artık Tokatspor'un bir üst lige adım atmasının zamanı geldi de geçiyor bile. Lakin bununla alakalı şeyi oluşturmamız lazım. Altyapıyı oluşturmamız lazım. Tabii. Bu evet. da nedir? İlk önce ekonomiden geçiyor. Niye ekonomiden geçiyor? Şimdi mesela bizi eleştiriyorlar. Diyorlar ki işte iyi topçu almadınız, marka topçu almadınız. Evet doğru. Almadık derken alamadık. Niye tabii. alamadık? Yani siz de isterdiniz en iyi futbolcunun getirmesi. Hepsinin bir bedeli var. Tabii. Yani düşünün ki bir yarış parkurundayız. Ondan sonra hepimiz otomobil markalarını aşağı beş yukarı biliyoruz. Ondan sonra bizim altımızda Renault bir araç. Rakibin altında Passat bir araç. Ondan sonra Volkswagen. Diğer rakibin altında BMW. Diğerden Mercedes, Audi. Sen
aynı şartlarda ama motor gücü daha düşük, süspansiyonu daha zayıf, efendime söyleyeyim, beygir gücü daha noksan, yoldaki tutunma ve kavrama özellikleri daha diğerlerine göre sıkıntılı olan bir aracın içerisinde araç kullanıyorsunuz ve onlarla rakipsiniz. Evet. Yani burada onlarla yarışıyorsunuz. Onlarla yarışıyorsunuz. Evet. Yani ne kadar burada üstün bir beklentiniz olabilir? Ama evet. Biz her şeye rağmen, bu zor şartlarda en iyisini en hesapsına getirdik Tokatspor Kulübü'ne. Ondan sonra bu kadar başarabildik. Ama evet. Önümüzdeki sezonla alakalı çok fazla değil, belli bir miktar rakamların altına gereken birimler imza konularsa ben inanıyorum ki Tokatspor rahat ve %100 bunun garantisi olmaz ama tabii. Ben inanıyorum ki bu inançla birlik beraberlikle bir üstteki hedefler ve bir üstlükte de takımını taşır götürür kanaatindeyim. Evet, yine bir izleyicimiz, sevgili Turan Akgül izleyici arkadaşımız arıyorlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz Turan Bey. Evet, size yine bir soru yönetmiş. Emin Başkanıma taraftar olarak çok teşekkür ediyorum. İfade yapalımız. Sağ olsun, yakından takip eden bir arkadaşımız. Tokatspor şampiyon olacaksa Emin Başkan'la olacak. Adam gibi adam Emin Başkanıma teşekkür ediyor. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar demişler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, kendisine çok teşekkür ediyorum. Sözlerle ilgili. Bu güzel gözler, bu sözler kendilerinin gönül zenginliği, gönül güzelliği. Evet. Tabii bizler de onlara layık olmak için her zaman söyledim ben. Sevmek çok güzel bir şey. Ama sevmek evet. Çok meşakkatli de bir olay. Tabii. Yani bir insan sana değer veriyorsa onun karşısında dik durmak zorundasın. Tabii. Onun beklentilerine ayak uydurmak zorundasın. Binlerce şükür ki biz 3 yıllık kulüp başkanlığımda dik durmakla alakalı hiçbir notuna taviz vermedim. Evet. İnşallah bundan sonra da vermeyeceğiz. Ama bu saatten sonra yine söylüyorum. Yani önümüze bir hedef, iyi bir hedef koyamazsak artık Emin Yılan ismi de burada evet şimdiye kadar zor günlerden son 10 yılın, 12 yılın affedersiniz pisliklerini temizledik biz bu kulüpten. Evet. Yeni yeni ayaklarımızın önüne durmaya başladık. Bunu yakaladıktan sonra artık herkes haklı vaziyette bir üstlükle alakalı beklentisi var. Ve bunu muhakkak yerine ya getirmemiz lazım ya da bu işi ekip olarak ben kendim için konuşuyorum bırakmam lazım. Evet. Yani burada bizden beklentisi olan hemşerilerimizin, Tokatspor taraftarlarının, Tokatspor'u sevenlerin, sevmeyenlerin, kamuoyunun hepsini tatmin etmemiz lazım. Ama şöyle bir söz var yine büyüklerimizin. Çok hoş bir söz. Sayın Valim de çok fazla kullanıyor bu sözü. Evet. Tek taşla duvar olmuyor. Muhakkak. Tabii. Yani destek şart, taş sayısı ne kadar fazla olursa arasına koyacağımız harcı da çok iyi kıvamında ve çok güzel bir söz oranda, ama oranda kurduğumuz takdirde gerçekten büyük duvarlar ölebilecek, büyük hedeflere ulaşabilecek bir yapımız var. Bunda da herkesin katkısının olması lazım azından çoğundan. Bu olayda da ben şahsım olarak yönetim kurulu ekibim olarak biz gerekeni yapacağımıza herkes emin olsun, inansın, güvensin. Zaten sevgili başkanım, sevgili taraftarlarımız, sevgili seyircimiz de yani bu inanç içindeler. Sizin yani 3 yıllıkki çalışmalarınızı tabii ki takdir edilir durumda. Bunlar kimse inkar edemez. Tabii bu durumda ister istemez meyvelerini almak istiyor insanlar. Evet. Yani artık bunu bir taşlandırmak istiyorlar. Kesinlikle. Yani inşallah bu da size layık olur. İnşallah nasipse. Yani siz de bir tarihe geçersiniz diyorum nasipse, sevgili başkanım. Yani Tokatspor'un yani bir üst lige çıkması. Tarihe geçmenin dışında inşallah güzel şeylere, iyi işlere vesile oluruz. Ama evet. Yine söylüyorum. Benim olmam da şart değil. Yani inandığımız, güvendiğimiz, bu işi daha iyi yapacak ekipler varsa ben her daim söyleyeyim, yine söylüyorum. Bu göreve hemen vermeye de hazırım. Yine üzerimize düşen maddi manevi ne düşerse ben buradan çıktım yardım etmem, yardımcı olmam, önünü tıkarım asla asla. Olması gereken, yapılması gereken iyi niyetler çerçevesinde ne gerekiyorsa yaparım. Evet, sizin gibi ve insanların Tokat'ta ben atmasını temenni ediyorum burada. Mesela, ki sözünü kestim, çok özür dilerim. Yok, estağfurullah. Ben şimdi 2004 yılından bu tarafa devamlı Tokatspor'un yönetiminde görev aldım. Farklı departmanlarda evet. Görev yaptık yıllarca. Nasip evet. Etti Allah'ta 3 yılda bu işin başındayız. O süreçten bu sürece kadar ben birçok başkanla çalıştım. Ama hep şunları yaşadık. Başkan gitti, diğer başkan geldi. Selam alıp selam vermediler. Tabii, onun adamı, bunun adamı pozisyonları oldu. Zaten bu memleketin en çok kaybettiği nokta da bu.
Kimse kimsenin adamının olmasına gerek yok. Adam gibi adam olmaya ihtiyaç var. Zararı Tokat Spor görüyor. Tokat Spor görüyor, tabii. Tokat memleketi görüyor. Görüyor, tabii. Bizim kimsenin, yine söylüyorum bastıra bastıra, bizim kimsenin adamı olmamıza ihtiyacımız yok. Bizim yok adam gibi adam olmaya ihtiyacımız var. Doğrunun yanında dik durmaya ihtiyacımız var. Evet, konuşmak çok kolay. Konuşurken genelde hepimiz en doğrularını konuşuyoruz. En yapılması gerekenlerini izah ediyoruz. Lakin önemli olan bunları fiiliyatta yaşayabilmek, yaşayabilmek. Ben inanıyorum ki 3 yıllık ben yönetim kurulu başkanı sürecimde Tokat Spor'la alakalı iyi şeyler, doğru şeyler yaşattığıma inanıyorum. Ha bunun yanı sıra hatalarımız, eksikliklerimiz, ihmallerimiz olmuş mudur? Muhakkak olmuştur. Tabii. Oldu da. Yani çok umut bağladık, hamleler yapmaya kalktık, yeri geldi elimiz boş kaldı. Yeri geldi yapmış olduğumuz hamleden zarar gördük. Ama hiçbirisini bunları yaparken sonunu görerekten yapamadık. Yani umut ettik, tutmadı, olmadı. Mesela en son Mehmet Birinci hocamızla, biz Mehmet Birinci hocamla beraber beklentimiz neydi? En kötü bir playoff oynamaktı yani. Evet, beklenti çok yani fazlaydı. Beklentimiz çok yüksekti. Hmm. Tutmadı. Ama kimse burada şunu diyemez ki, yani bu bilinerekten yapıldı, zaten biliniyordu, zaten bu çok kötüydü, çok yanlıştı, kimse diyemez. Herkesin ortak kararıyla. Girosunu çıkarmış hoca zaten. Tabii bu işlem yapıldı ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Olmayınca olmuyor. Ama inşallah, yine söylüyorum, inşallah hepimiz, sizler, bizler, tabii, Tokat adına, Tokat Spor adına, memleketimiz adına, inşallah memlekette güzel işlerle anılırız. Yani evet, bana nasip ederse bir üstüne çıkmak, doğru söylüyorsunuz, bu evet, tarihe altın harflerle yazılacak bir olacak yani. Pozisyon olur. Çok, çok önemli. Bana da nasip olmaz da herhangi bir arkadaşıma, bir kardeşime de nasip olursa, inanın kendim olmuş kadar mutluyum. Önemli olan burada Tokat memleketin Spor bir yere gelmesi. Tabii. Tokat'ın bir yere gelmesi, Tokat Spor'un bir yere gelmesi, Tokatların bir yere gelmesi. Çünkü biz hep bu geminin içerisindeyiz. Gidecek başka bir yerimiz de yok. Yani ben kendimle alakalı söylüyorum. Allah'a büyük konuşmayayım. Evet. Tokat'ta belli bir kıvama gelen iş adamları Tokat'ı terk ediyorlar. Gidip başka yerlere yatırım yapıyorlar. Ben kendimle alakalı konuşuyorum. Ben bu memleketi çok seviyorum. Tabii. Halen de daha evimi de köyden mutlu buraya da getirmedim. Yani her akşam, her sabah buradan kalkıyorum aracımla, köydeki evime gidiyorum. Sabah da kalkıp oradan tekrar iş yerime geliyorum. Yani böyle de yapı olarak da yaşam düzeninizi bozmadınız. Bozmadık. Bozmamayı da düşünüyoruz. Asla var inşallah. Aksi bir durumumuzda bozmayacağız da. O sebepten bu memleket bizim ve gerçekten Türkiye'de birçok şehir gezdim. Yurt dışında birçok ülkeye gitmek, evet, Allah nasip kısmet etti. Tokat noksanlıkları var ama o kadar fazla artıları var ki yani biz değerini, kıymetini yani bilmiyoruz. Bana biz, göre, biz hep bana göre dünyanın cenneti diyebilirim yani. Tabii. Yani biz varlıklarımız değerlerini bilebilsek var ya, Tokat çok çok daha iyi yerlere gelecektir diye ben düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bu, yani futbol deyip geçmeyelim hiçbir zaman. Futbol tamamen bir bacasız fabrika, bir sektör ve tanıtımla ilgili olsun, yani Tokat'ın ilk bazında ki dışarı tanıtımda çok büyük rol oynayan bir faktör. Bunu sahiplenmek, bu hepimizin üstüne göre, yani herkes kişisel olarak üzerine düşen, yani sorumluluk alırsa, sorumluluktan kaçmazsa, emin olun başkanım, yani Tokat Spor çok çok daha yerli gelecektir. Tokat Spor'un da bir huyu var, böyle çıktığı yerden de kolay kolay aşağı inmiyor. Herhalde PTT'ye çıkarsa epey zamanda da orada gideriz diyor. Çünkü ben inşallah ilerleyen tarihlerde Cenab-ı Allah o günleri bize gösterir. Çünkü Tokat Spor artık misyonunu bu ligde tamamladı. Aynı kanaatteyim. Tamamlar. Şimdi Tokat'ın iyi memleket, güzel memleket olduğunu söyledik. Seviyoruz zaten Tokat'ı. Evet. Reklam noktasında, Tokat'ı bir yere taşıma noktasında da ben daha önceki yine medyadaki yapmış olduğumuz görüşmelerde hep dile getirdim. Yine söylüyorum. Şu anda Tokat'ı belli bir noktaya taşımak için çok mücadele veren iki tane makam var. Vali ve belediye makamı. Çok önemli ki var. Sayın valimiz olsun, sayın belediye başkanımız olsun, Tokat'ı tarım ayağında, turizm ayağında, efendime söyleyeyim, sanayileşme ayağında bir yere taşımak için şu anda inanılmaz bir çaba enerji sarf ediyorlar. Evet. Çaba sarf ediyorlar. Allah inşallah muvaffak eder kendilerine de. Bu uğurda inşallah herkese destek olur. Önümüzde Haziran'ın 7'sinde biliyorsunuz genel seçimler var. Evet. Parlamentoya Tokat'tan da 5 tane milletvekili gidecek.
bizim için partisi hiçbir önem arz etmiyor. Tamamen olaya ben sosyal boyutundan bakıyorum, memleket boyutundan bakıyorum. Çalışacak insanlar. Giden 5 tane milletvekilimizin hepsi parti gözetmeksizin birlik ve beraberlik olurlar. Tabii. Bunu bugüne kadar yaşayamadık. İnşallah evet. Bundan sonra yaşarız. Sonuçta bu memlekete hizmet verildikten sonra bunun partisi, siyasi görüşü, etnik yapısı bizim için önemli değil. Önemli olan bu memlekete hizmet edilebilmesi. Geçenlerde bir milletvekili aday adayımız, Tokat Spor'un bir moral yemeği programında evet. Sağ olsunlar bizi ziyaret ettiler. Ondan sonra orada şunu söyledi kendileri. Ben dedi Enerji Bakanlığı'nda bir randevum vardı, oraya çıktım. Evet. Bu arada Enerji Bakanlığı'na Kayserili milletvekilleri geldiler. Evet. Bir baktım AK Partisi, MHP'si, CHP'si hep beraber geldiler. Ondan sonra sordum işte tanıdıkları vardı. Ya ne oldu? Hayırdır? Ondan sonra dedikleri şu oldu dedi. Bizim için Kayseri söz konusu olduğu zamanlar bizim aramızda siyasi farklılık şudur budur gözetilmez. Çok güzel. Çok biz güzel. Hep beraber o noktadaki sorunu çözmek için, hizmet almak çok için, güzel. Yatırım alabilmek için hep beraber kalkar gideriz, hep beraber mücadele ederiz. Olması gereken de o zaten. Ben gerçekten o kadar çok etkilendim ki şunu dedim kendi kendime. Demek ki Kayseri durduk yere Kayseri olmamış. Evet. Birlik bizim, beraberlik. Bizim beraberlik. De artık Tokat'ta bunu aşmamız yaşamamız gerek. Lazım. Evet. Yani burada isimler önemli değil. Kesinlikle. Burada memleket önemli. Çok doğru söylüyorsun. Yani inşallah 7 Haziran'dan sonra 5 tane milletvekilimiz, belediye başkanımız, sayın valimiz, TSO'lar, üzerimize iş düşecektir. Tokat Spor. Hep beraber birlikte evet. Beraberlik yapacağımız hamlelerle Tokat'ı inşallah çok daha iyi yerlerde görmemize vesile olacaktır. İnşallah sevgili başkanım. Şu anda da uyarı geliyor. İstanbul stüdyolarına bağlayacağız sevgili başkanım. Süremiz evet. Doldu. Son sözlerini alıp programımızı kapatmak istiyorum. Evet buyurun. Öncelikle Kanal 60 ailesine ve şahsa sizlere Çetin Bey her defasında dertleşmek, paylaşmak siz beraber bizlere nasip kısmet tabii, oluyor. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bize göstermiş olduğunuz itibardan dolayı, ondan sonra hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Her zaman için. Buradan da hemşehrilerime, tüm Tokatlı kardeşlerime, Tokat Spor sevenlere biz 3 yıldır Tokat Spor'da dedikoduyu, şaibeyi hepsinin üzerine temiz bembeyaz bir kağıtta kapattık. Kapatırken de suçu olanı olmayanı, yanlış yapanı yapmayanları hiç bizi dinlendirmedi. Kol kırıldı, kemik işaretle kaldı. Gençimde. Bize yakışan da budur. Tokat'ın insanı gerçekten muteber insanlar. Hoşgörüsü yüksek, sevgisi saygısı yüksek insanlar. Bir türlü bunu ama fiiliyatta vitrine yerleştiremedik. Artık bunun zamanı geldi. Hepimiz Tokat Spor ayağında da diğer tarım ayağında, turizm ayağında, sanayileşme ayağında da bunları inşallah zamanı geldi artık yerlerine uygun vaziyette oluşturup önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde evlatlarımıza, yavrularımıza daha yaşanabilir, daha istihdam şansları yüksek, daha iş alanları geniş, daha yaşanabilir bir Tokat noktasında birlik beraberlik şart inşallah bugünlere hep beraber göreceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Buradan herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Pazar günkü Tavşanlı İyi Spor maçına da yine buradan tüm halkımızı davet ediyoruz. Davet ediyorum. Peki sevgili başkanım bu güzel açıklama için size çok teşekkür ediyoruz Kanal 60 ailesi olarak. Bu değerleri vaktinizi bizlere ayırdınız. Estağfurullah. Çok her zaman oldum. Için bu ekranlarımız sizlere açıktır. Dediğiniz zaman, davet ettiğimiz zaman hiç ikilemeden geliyorsunuz. Sağ olun. Her zaman da geleceğiz inşallah. Tabii her zaman için. Sizleri de burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Ben çok teşekkür ederim şahsım ve Kanal 60 ailesi olarak. Evet, değerli kanalım sizlere bir spor atışı programı daha sonuna geldik. Bu akşam konuğum Tokat Spor Kulüp Başkanı Sayın Emin Yılardı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum güzel programa katıldığı için. Sizlere de buradan hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle şimdilik hoşça kalın efendim. Söz İstanbul Stüdyoları'nda. Çetin abi. Adam kapattı. Bir şey mi oluyor ya? Hadi!
Öyle bir 70 yıldır.